3 yıl önce Kamboçya, Manhattan'daki Sotheby's müzayede evinin 1000 yaşındaki bir şaheseri 3 milyon dolara satmak istediğini öğrendi. Bu heykelin ayakları hala Kamboçya'daki tapınaktaydı. Uzmanlar satışa hazırlanan müzayede evini heykelin çalıntı olmasıyla ilgili uyardılar. Çünkü heykelin ayaklarının hala Kamboçya'da olduğunu biliyorlardı. Bu uyarılara rağmen müzayedeciler heykeli en meşhur müzayede kataloglarından birinin kapağına koydular. Kamboçya Kraliyet Hükümeti araya girerek satışın durdurulmasını ve heykelin Kamboçya'ya geri gönderilmesini resmi yollardan talep etti. Sotheby's satışı durdurdu ama heykeli iade etmek istemedi. Ben uzun zamandır Kamboçya'nın kaybettiği kültürel mirası ile ilgileniyorum. Genelde yasaların şu an söylediklerine odaklanıyoruz. Ama Sotheby's'in Kamboçya'nın talebini geri çevirdiğini öğrendiğimde, hukuksal savaşımı geçmiş yasaları yani tarihi kapsayacak şekilde genişlettik. Görünüşe göre heykelin çalındığı yer olan Koh Ger Tapınağı ve Prasat Chen Mabedi'ni kapsayan alan, bölgenin ve bölgedeki tüm heykellerin devletin himayesinde olduğu bir yasayla korunuyordu. Şubat 2012'de, olay New York Times'da yayınlandıktan sonra, Amerika Avukatlar Birliği heykelin Kamboçya'ya iadesi için bir müsaade davası açtı. Bunların sonucunda Sotheby's, heykeli Kamboçya'ya iade etmeye razı oldu. Bunun diğer heykeller ve tarihi eserler için de bir örnek olmasını umuyoruz. Mesela bu olaydan sonra New York'taki Metropolitan Sanat Müzesi iki heykeli kendi rızasıyla iade etti. Umuyoruz ki diğer müzeler de bunun devamını getirecekler.